Doğrudan bir arkadaşımız yüksek lisans için yabancı dil sınavına hazırlanıyormuş. Bu evet. sınava gireceğim. İngilizcem yok ve kursa gidip hazırlanacağım demiş. Sizce doğrudan yabancı dil sınavı hazırlık kursuna mı gitmeliyim yoksa genel bir İngilizce kursuna mı gitmeliyim diye soruyor. Evet çok güzel bir soru. Ben Türkiye'de hem kurslarda çalıştım hem üniversite sınavında İngilizce soru yazdım. O tecrübelerimden de sizlere e, bilgi vermeye çalışayım. Şimdi hiç İngilizceniz yok ve yabancı diller sınavına gireceksiniz. Benim size tavsiyem genel kursa gitmeyin. Çünkü zaten amacınız belli. Ee, sizi belirli bir seviyeye gelene kadar size genel İngilizce vereceklerdir zaten. YDS kursuna gittiğiniz zaman da. Yani ben Türkiye'de kurslarda çalışırken öyleydi. Hala öyle midir bilmiyorum. Ee, diyelim ki TOEFL için ders veriyordum ben. Gelen öğrencinin ilk önce seviyesine bakmak zorundaydık. Eğer seviyesi TOEFL derslerine katılacak kadar yüksek değil idiyse o zaman öyle onu belirli bir e, seviyeye yerleştirip diğer aynı seviyede olan öğrencilerle seviyesini TOEFL'a yetecek kadar ki bu e, yani eskideyim olacak hala aynı ayrımlar var bildiğim kadarıyla işte Upper Intermediate falan gibi e, bir seviyeye gelene kadar İngilizcenin gelişmesini beklemek zorundaydık. Yani YDS için bir kursa gittiğinizde sizi mutlaka bir yerleştirme sınavını alacaklardır. Seviye belirleme pardon, seviye belirleme sınavını alacaklardır. Seviye belirleme sınavında seviyeniz kaç çıkarsa, ona göre bir şey yerleştireceklerdir. Ondan sonra e, YDS için e, gelen seviyeye başlayacaksınızdır. Bir sınava girmek o dili bilmek bir sınava girmek için yeterli değil. Soru tiplerini bilmeniz gerekir. Sorudaki kelime anahtar kelimeleri anlamanız gerekir. Bu da Sınavın tarzını anlamanızı gerektirir. Bir soru bankası vardır YDS için diğer e, sınavlar için olduğu gibi o soru bankasına ulaşmak gerekir. Ama bunlar adım adım yapılacak şeyler. Hiç İngilizce bilmeyen birini YDS sınavı ne hazırlık sınıfına koyarsanız hem morali bozulur hem sudan çıkmış balığa döner ki bu bence çok gereksiz olur. Yani bir kursa gide gidecekseniz bu tip şeylere dikkat edin. Sizi mutlaka yerleştirme sınavına, pardon, seviye belirleme sınavına almaları gerekir ve seviyenize göre bir sınıfa koymaları gerekir.